Herkese merhabalar, ben Yasmin, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber? Ya bu arada dur bir dakika, sen beni, ben mi seni? Bence ben seni hemen kısaca bir tanıtayım. Niye? Çünkü seni zaten yaklaşık 12 yaşından beri insanlar... 13! Hayır, 12. 12 yaşından beri insanlar seni tanıyor. Arkadaşlar şakasız. Yanımda oturan hanımefendi daha henüz 20 yaşında, ben sanki 30 ve yaklaşık 8 yıldır bu işi yapıyor. 12 yaşındayken 13 diye size kendini bir şekilde şey yapmaya çalışmış. Küçüğüm diye çok laf ediyorlardı. Ben de diyordum ki hayır 13 yaşındayım. Niye bir yaş koydum bilmiyorum. Biraz daha arttırsaydım keşke. Bir yaş bir yaştır ama ya. Bir eşik atlamak gibi gelmiyor mu? 13, 18. 12'den 13'e gelmiyor. Hani belki 17'den 18'e falan geliyor olabilir. Hani bir takım şeylerde daha böyle yasal olarak bir noktaya varmış ama hani 12 ile 13 ya. Hani anladın mı? Hani bir sileceğim vardı, iki sileceğim oldu. Hani bu kadar yani. Gereksiz bir yalanmış. Özür diliyorum herkesten. Açıklığa hemen kavuşturduk bunda bu arada. Aynen öyle. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyiyim ben de. Vallahi renklendirdin, keyfimiz yerinde. Havamız harika. Yani evet. Hakikaten bak bunu söylemem gerekiyor. Biz ne zaman şöyle keyifli bir çekim yapsak hep hava kötü. Bak hep. Ya yani gök taşı mı yağmadı, şimşekler mi çakmadı? Ama hangi mevsimde? Hem yazın da. Vallahi ama yazın da böyle. Uğurluyum diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir şey diyeceğim. Bak kesinlikle çat bir anda gidiyorum yine. Yok yok ama hakikaten iyi ki geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Buradan da Cem'e selam olsun. Ay evet. Arman, duy sesimizi. Artık Arman diyoruz Cem'e. Bence de. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani sayesinde bizi bir araya getirdi. İnşallah evet. Bir dahakine de seni de burada misafir ederiz. Çok seviyoruz Cem'i. Çok ayrıdır her zaman yeri. Evet. Para mı verdi bunu demen için? Evet ya. Değil ama mi? İyi bunu verdi. Evet şeyler. Aynen çok severiz falan. Yok hakikaten başımızın üstünde her zaman yeri var. Bir dahakine bence beraber de bir şey yapıyoruz. Evet o da çok güzel olur. Hazır mısın ilk soruna? Hazırım. Güne nasıl başlamayı tercih edersin? Sakin mi? Hızlı mı? Ya şöyle. Ben yogaya başlamak istiyorum. Ve yogayı da sabahları yapmak istiyorum. O yüzden sanırım bunun cevabı sakin oluyor. Doğru. Ama bir yandan da sabah bence yani böyle ilk kalktığımda ne oldu işte mesela günün ilk mesajı ne, ne yedim, sabah ne oldu bunlar çok önemli. Onlar böyle sanki harekette olunca gün daha böyle bir... Aktif başlıyor evet. Değil mi? Ama çok şöyle zor bir soru, o yüzden. Aslında ben senin cevabında şunu hissediyorum. Sakin başlayabilmek için hızlı bir başlangıç yapıyorum. Çok iyisin. Değil mi? Çok iyiydi. Hemen böyle bir lafın ama öyle çünkü olmuyor şey mu? Sakinliği değil böyle hiçbir şey yapmadan böyle durayım sakinliği üşengeçlik bir sakinliği şey yapayım. Evet. Yani bir şeyle başlayayım sakinliği. O yüzden %50-%50 diyebilir miyiz buna? Artı olarak bence şunu da yani hem diyebiliriz hem de demeliyiz. Yakında Buket'in kanalında yoga videoları gelecek. Evet değil çünkü mi? Başlıyorum artık. Hadi ve ben cidden düzenli, ya gerçekten yapmak istiyorum yani. Öyle arada bir yapayım, yogayı da deneyeyim değil. Gerçekten düzenli yoga bir şekilde. Hayatın bir parçası olsun istiyorum. Vay çok. Be. Buradan peki yoga severleri bir şey falan yoga severler bana bir şey desin. Bana önerin nasıl yapılır. Mat aldım mesela, doğru mat mı aldım onu bile bilmiyorum. İkinci soruyla devam ediyorum. Evet, bekliyorum. Hangisi daha kötü? Sevdiğin bölümü hiç istemediğin bir okulda okumak mı? Yoksa istediğin okulda hiç sevmediğin bir bölümü okumak mı? Yine çok güzel. Ve bu biraz arada düşünmem lazım. Şu an okuduğun okul, okuduğun bölümü de varsayarak cevaplayabilirsin. Ki zannetmiyorum istemediğin bir bölümü okuduğunu. Yok. Ama belki hani ya şöyle de olabilirdi dediğin bir şey var mı? Ya şöyle düşünüyorum ben. Ya şimdi okul 4-5 yıllık bir parçası hayatımın ama yapacağım meslek hayatım belki de tamamı. Doğru. O yüzden ben istediğim bölümü okurdum. Sevmediğim bir, ya sevmediğim değil de ya şöyle bir hikaye şöyle anlatayım. Şu an yazdığım okul normalde benim hiç aklımda olmayan bir okuldu. Sonra gezdikten sonra çok sevdim ama mesela çok geniş bir kampüsü yok. Ama ben kampüsü olan bir yerde okumak isterdim. Ama okulu çok seviyorum ve bölümü çok seviyorum. Ama hani şunu biliyorum ki ya farklı şekilde çeşitlenebiliyor. Bence bölüm çok önemli. Değil çünkü mi? Öbür türlü o hayatın tamamı. Düşünsene yani. Valla ben şunu anlıyorum senin anlattığından. Yakın bir zamanda bir Erasmus ya da bir yatay geçiş olabilir gibi hissediyorum. Ama neyse. Ama neyse. Erasmus keşke olsa. Ama mesela şu da bir gerçek. Yurt dışına şu an gönderseler her bölümü okurdum. Gerçekten mi? Her bölümü okurum çünkü farklı pandemiden şey... sonra mı bu kararın böyle oldu? Hayır, şundan dolayı böyle oldu. Çünkü zaten ben kendime bir yol seçtim. Ben bir şeyleri paylaşıyorum ve paylaştığım şey her şey olabilir. Anladın mı? Hani zaten YouTube yapıyorum ben şu an farklı atıyorum dansla ilgili bir şey öğreneyim. İşte dansa gidiyorum. İşte bölümüm zevkli. İşte kamerayla ilgili atıyorum doğru. Bir şey öğreneyim. Hani her şeyi çünkü YouTube'a uyarlayabileceğim için şu an her şeyi yapabilirim gibi hissediyorum.
Aslında güzel bir bakış açısı. Çünkü farklı yerleri çeşitlendirmek. Hep aynı şey, aynı yerde olmak istemiyorum. Çok önemli bir yere geç kalıp kaçırmak mı? Git yani o olduğun ortamı. Hı hı. Veya da gitmen gereken yere zamanda varıp çok önemli bir şeyini unutmak mı? Şimdi diyeceksin ki bir yere varıp bir şeyi unutmak mı daha kötü olabilir? Unutmak adı üstünde her anlamda kötü. Şimdi sen bir en nihayetinde işte ehliyet sınavına gidip de kimliğini evde unutmuş biri olarak hani bunu da yüzüne vurmak için demiyorum. Sadece yok, söylemek yok için diyorum. Yok çünkü çok komik. Sadece sen dedin diye diyorum. Hangisi daha kötü bir his? Kesinlikle bence. Yani bir yere geç kalmak mı yoksa gittiğin yere erken varıp da bir şey unutmak ya şöyle bir şeyini unuttuğunda yine orada vakit geçirebilme hani unutmak ölümcül değil anladın mı? Hani kimlik hayati orada ama geç kalmak bence daha kötü. Diyorsun. Çünkü o zaman direkt tak kapılar kapanıyor. Hani orada belki eksik ilk oluyorsun. İlk izlenim olarak aslında evet kapı kapanıyor. Ya şöyle bir şey çünkü mesela UEFA'nın bir şeyine gitmiştik tam adını hatırlamıyorum ama demişlerdi ki 7.30'da kapılar kapanıyor ve hani Ronaldo olsan da seni almıyorlar. Ben oraya 4.30-5 gibi gittim, saçım makyajım yapılı böyle oturdum kapıda çünkü İstanbul ve taksi sıkıntısı. Hani geç kalmak atıyorum, vlog kameramı unutmak da kötü olurdu ama geç kalsam hiçbir şey yapamayacağım, direkt sıfır. Bir şey unutunca hani belki bir şeyler olabilir gibi. Hani mesela gittim çünkü orada şey konuşuyoruz. İşte hani E-Devlet'ten göstersem olur mu kimliği falan deniyoruz şansımızı. Aslında evet ya. Böyle ama geç kalsan asla almazlar yani. Her işte bir hayır vardır deyip bence noktayı koymak evet, ikinci gerekiyor. İkinci de aldım ama şu an. İkinci de aldım. Aldın. Tamam. Evet. O zaman diyorsun ki bir yere geç kalmak benim için daha kötü olurdu. Bir şeyi unutmaktan sonra. Evet, şimdi umarım yakın zamanda bir yere gittiğimde bir şeyi unutup bunu bu kadar konuşup gerçekten yakın zamanda bir şeyi unutursan ne olmaz. Keşke yaşamasaydım. Valla. Kötü. Hangi senin için daha keyifli? Vlog çekmek mi yoksa sosyal medya hesapların için video çekmek mi? Çok net bir cevap vereceğim. Vlog çekmek. Neden? Çünkü ya o bana çok daha gerçek geliyor. Yani bir şey için hazırlanmak bu da yani bu yapmacık değil. Şimdi zaten böyle hani içerik üretmek diye bir şey var. Bu da çok güzel bunun için aile hazırlanmak. Ama vlog çekerken ya insanlar bana hep şey diye soruyor mesela ya anı yaşamanı engellemiyor mu vlog çekmek diye. Ben de tam tersi. Vlog çekerken anı daha çok yaşadığımı fark ediyorum ben. Çünkü o zaman bir şeylere daha alıcı gözüyle bakıyorum. Mesela atıyorum bir ormana mı gittim, nereyi çekerim? Her yeri inceliyorum böyle. Gözüm her yeri tarıyor. Ondan sonra atıyorum zıplama alanı var. Normalde zıplamayacağım mesela ama vlog çekiyorken onu doldurmak için her zıplama şeye katılıyorum. Zıplama arzusu oluyor. Her şeyi yapıyorum. Ya yani ben vlog çektiğim günler çok daha fazla eğleniyorum ve onları hani kendimi dışarıdan bir yerde görünce de ekstra iyi hissediyorum. Kesinlikle vlog çekmeye aşığım ben. Her gün değil atıyorum evet. Değil miyim? Sevgililer günde çekmezsin. Evet. Atıyorum. Belki yani hani... bana da şey gelmiyor şu an. Ama mesela tam tersine özel günde muhakkak çekmek gerekir. Çünkü daha özel bir gün. Ama belki anlatılacak... kişinin özeli ya. Hayır, biz tabii şey düğün. Yalnızlar Kulübü Başkanı. Dönülmeyenlerin bacısı. Ben kendi adıma konuşuyorum yani bu geçmiş şimdi. Ya bana yok, bak, yok. Bir yandan da şöyle geliyor. Mesela Ukrayna'ya gittim, vlogunu çektim ya. Evet. Ben onu şu an hep hatırlıyorum mesela. Şu an belki anılarım taze unutmuyorum ama 10 yıl sonra baktığımda diyeceğim ki bunları yapmıştım ben. Arşivim var. Hani herkes için böyle aslında tüm arkadaşlarım için. Eski videolarımı izleyip ya şöyleymiş böyleymiş. Değil mi? Tabii küsünce falan sorun ama. Şey ben bu videoyu yayından kaldım kral. Yok ama gerçekten o anlamda arşive koyma, geriye dönüp tekrardan izleyebilme hani şansını sağlıyor olması o açılardan. Tam olarak ne biliyor musun bak şimdi bir cümleyle özetleyeceğim. Benim için vloglar insanlar izlesin, keyif alsın diye çektiğim şeylerden ziyade benim için bir dijital günlük. Bu yüzden çok rahat oluyor. Ve insanlar da bence bu yüzden seviyor. Çünkü onlar hani keyif alsın, şöyle böyle olsun. Hani gerçekten olanı yapıyorum zorlama ve yapmak olmuyor. İstediğim şeyi. Aynen ve ona baktığımda ben de keyif alıyorum. Çünkü günlük tutmak çok isterim ama ben yazarak kendimi ifade etmeyi sevmiyorum. Ve video buna yarıyor. Ve güzel oluyor. Ne kadar inovatif bir şey söyledi. Dijital günlük. Bak hiç böyle düşünmemiştim. Evet, çok şükür bu arada arada bir durduk, çok pardon, kahve siparişlerimiz geldi. Yani gösterelim, bu arada kendi paramızı alıyoruz, adını, sponsor falan. Ay özür dilerim böldüm, adını söyler misin? Çok güzel, ilk kez denedim ben de. Espresso Frappuccino. Kıvamı, tadı harika. Kahve severlere, ki bizler kahve sever insanlarız. Aynen öyle. Biraz da sütle inanılmaz bir ürün. Şeyi çok güzel, böyle ufak ufak o buz şeyleri var ya, onları hissediyorsunuz, onu çok seviyorum ben. Bize ne getirdin? Ha bu arada... Beklentim çok yüksek. Ya açık arttırmaya girip kendim falan olacağım yani öyle söyleyeyim sana. Hani muhtemelen ben istiyorum falan yapacağım. Evet. Ya şimdi hikayesi benim için özel. Tamam.
Dır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 
böyle? Şimdi bunu beni yakından tanıyanlar bilir. Anneannemin benim hayatımdaki rolü çok büyüktür. Hatta bu benim hatta 8. sınıftan falan beri takıyorum. Bu yüzük anneanneme ait ve annem çalışıyordu ve anneannemle büyüdüm. Anneannemin de bana hep anlattığı masal Bremen Müzikacıları. Ben mi anladım? Bu da böyle bir duygusal bir müzik falan. Bir mağazanın önünden geçerken bunu gördüm ve direkt içeri girdim. Direkt aldım bunu hiçbir şeye bakmadan ve hani öyle seri üretim de değil bildiğim kadarıyla. Daha böyle limited ya da belki tek oda olabilirler, çok bilmiyorum. Ve bana Bremen Müzikacıları hep şeyi hatırlatmışım. Bunu da duygusal bir konuşmaya çevirmek saçma bir masal ama. Yani ne bileyim, dayanışma yani ana konusu bir yerde. Çok hoşuma gidiyor benim. Bir yerde çok hoşuma gidiyor ve biraz YouTube'da vesaire de hani böyle sürekli insanlarla etkileşim içinde olunca falan bana onu hatırlatıyor. Buna çok seviyordum. Bugün bunu getireyim dedim. Ay ben bunu şimdi kabul edemem falan yapacağım. O kadar üzüldüm ki. O zaman senin için bunun zaten anlamını anladık. ve sana inşallah getirdiği şansı ve uğuru buradan satın alacak hanımefendi veya beyefendi diyelim. Aynı şekilde bunun uğurunu taşır. Umarım. Bir yazı yazmanı rica edeceğim. Ya adı lazım değil, Arman Beyler. burada gördüğünüz üzere mesela benimle evlenir misin gibi bir soru yazdı. Bazen bazı insanlar... yani benimle evlenir misin yazmazsın. Ama yazanlar Cem da var. Yazar. Cem yazar. Pardon, Arman. Arman. Cem değil bu arada, Arman. Kendisi de yanlış yazmış, Cem Yener yazmış. Evet. Ismini de şey üstünü yazmış. Çizip Arman yazalım. Bir anda evet, böyle. Evet, evet. Şey dermişim. Yani sen de dilersen Buket Sena ve soyadın. Şu an güzel yazacağım diye çok kasıldım. Farkındayım. Çok kasıldım. Yedeğimiz var. Yedeğin yedeği var. Ama yazın güzel görünüyor. Okunakla en azından. Bazılarımızın aksine yani. Ama senin yazını biraz karınca duası gibi. Ya çünkü belki uzatırım onu, diye. Onu büyüteçle falan belki. O zaman ya bu cümle bence kısa ve öz. Kalp koyalım. Bir de imzam çirkin ama. İmza mı atacaksın? At tabii. Ne bileyim diyorsan. Hani tam böyle ben bir şey yazınca adını, fazla hani tamam, adını soyadını imzanı. Para değeri artar. İmza oldu mu? Değeri artar. İmzam da çirkin. Sınavlarda imzam, benim net imzam yoktu. Her sınav şeyine, TEOG'a girdim ben. Hepsine farklı imza attım. Sınavımı okumayacaklar diye çok korkmuştum. Şaka yapıyorsun. Valla. Farklı imza atabilmek de bir şeydir, marifettir. Keşke. Evet. Hayatında hep dayanışma içinde olduğun insanlar olsun. Güzel yazmışsın ya. Kısa öz. Valla buna bir alkışlarım. Böyle. Ama gerçekten bunun anlamı büyük. Bunun anlamı gerçekten büyük. Yani aslında çünkü o değil muhtemelen ama bende yarattığı anlam bu ve bana çok onu çağrıştırıyor ve üzerine onun enerjisi var yani. Evet. Ve inşallah bunun da gidecek olan kişi aynı enerjiyi alır. Umarım. Artık alırsın yani. O kadar enerji yükledik yani. Konuştuk. Evet, geldik son sorumuza. Evet, merak ediyorum son sorumu. Son soru böyle bizde genelde nokta atışıdır. Şöyle. Hı. Bizim işte moral soru dediğimiz daha böyle ahlaki değerleri test etmek değil, ahlaki değerini böyle hani öğrenmeye çabaladığımız. Bayılırım bu arada o tarz şeyleri konuşmaya. Bayılırım. Hazır mısın? O zaman bu soru çok iyi. Bak bu soru şu ana kadar bence sorulmuş en iyi soru. Bilmiyorum bence. Bak harbiden. Zor bak, mu? Bence zor. Geliyor yine zor bir şey. Belli olmaz. Bize göre çok zor değil ama her tarafa doğru çekilebilir. Şimdi. Çok yakın bir arkadaşım var. Canı çok sıkkın. Sevgilisiyle problemleri var. Sevgilisinin onu aldattığını düşünüyor. Öyle bir hissi var. Tamam mı? Ve seninle dertleşmek istiyor. Ama senin de o gün datingle bir programın da var ve en nihayetinde ona da gitmek istiyorsun. Fakat iyi bir dost, iyi bir arkadaşına yapması gereken şey seninle dertleşmeye gerçekten ihtiyaç duyduğu günde onun yanında olmak. Çünkü sen de onun aynısını beklersin en nihayetinde. Sen arkadaşına diyorsun ki kendimi iyi hissetmiyorum, galiba hasta oldum ve ben evde kalıyorum, ben sana yarın geleyim. Halbuki, ama şimdi ben demem bunu. Ya tamam mı? Ama şimdi dur. Bu bir senaryo. Bu tamam. Senin dijital günlüğün değil. Bu yaşanılmamış bir gün. Tamam. Hayalini kur. Tamam. Ve sen diyorsun ki ben kendimi iyi hissetmiyorum, evden çıkmayacağım.
Ondan dolayı da ben sana yarın geleyim. Ki nitekim o gün zaten date'ini hani şey yapmak için, görmek için buluşuyorsun. Ama kimselere de yakalanmamak için veya da normal günlük hayatında gittiğin yerlerden farklı bir yer seçiyorsun ki daha rahat bir program olsun. Hı hı. Dünya küçüktür derler ve şöyle bir twist oluyor. Gittiğin yerde arkadaşının sevgilisinin gerçekten bir başkasıyla onu aldattığını görüyorsun. Şimdi geliyorum soruya. Şu ana kadar anladın mı? Anladım. Tamam. Şey. Çünkü bir karışık anlattım gibi hissettim yok, ama. Yok yok güzel tamam. Senaryo. Şu an mesela 3 sezon oku Türk dizisi çıktı buradan. Bak var ya 3 bile değil 5. Evet. Zaten 2 sezonda ağlat bitti gitti. Böyle birbirlerine baksana yarım saat. Arkadaşına en nihayetinde tam doğruyu da söylememiş oluyorsun hastayım diyerek. Söyler miydin? Kendini yapmayı göz aldı. Aynen. Ben şuraya gittim. Ben şuraya gittim ve ben bir takım şeyler gördüm ve sen haklıymışsın der miydin? Yoksa üç maymun oynayıp susup oturup ben zaten hastaydım, evdeydim, onu görmedim ve susma hakkımı kullanıyorum. Hiç zor bir soru değil benim için çünkü ben %100 söylerdim. Bak. Evet, ben şey öyle. Olmasa da yani... Yakının olup olmaması da önemli değil, değil ya mi? Ya şöyle zaten onun derdi benim o gün ona işte date'imle buluşmam olmayacak zaten. Orada da çok daha büyük bir sorun var. Ve evet. Ya böyle şeylerde... Ya böyle sorularda ben hep söylemeyi tercih eden tarafım. Çünkü hani öbür türlü bana çok ikiyüzlülük geliyor. Ve hani sana da yandan, söylenmesini istersin hani. O yüzden zaten hani onu doğru. Düşünüyorum. Bazı insanlar... Belki istemiyor bunu ama karşındaki kişi zaten buna ilgili kötü hissediyorsa, bu yüzden zaten ağlıyorsa ve bunun kaygısını yaşıyorsa bunu bilmek onu başta çok üzecek ama sonrasında rahatlatacak eminim çünkü hani o kaygıyla evet. Yaşamak bence daha zor bir şey. Ve %100 söylerdim gerekirse kendim, ya çünkü bana bu %100 söylensin isterdim. Çok yanacağımı düşünüyorsam da hani en kötü ihtimalle orada olduğumu belli etmeden atıyorum. İşte bir arkadaşım görmüş falan hani en kötü ihtimalle en bunu kötü. Yapardım. O da mantıklı bu arada. Ama net yapardım ve soru çok zor şey yani. Senaryo çok zor, sorunun cevabı değil ama hani böyle... Geriliyorsun değil mi aslında? Evet, geriliyorum. Çünkü ben mesela en nihayetinde bunlar illaki sıklıkla demeyeyim ama çoğunlukla yaşanan durumlar. Hani böyle bir şey ben mesela şahit olsam, şahitlik etsem çok rahatsız olurum. Sanki bana yapılırcasına bir şeymiş gibi alırım. O yüzden söylememek benim için de bir çözüm değil. Gerekirse derim ki bak hani biri görmüş, o bana söyledi derim. Hani istihbarat kuvvetli bir mühendisim ama kesinlikle söylerim. Kesinlikle. Top benden çıksın. Bu arada benim kıza gitmeden önce ben bir evet. Çocuğun yanına giderim. Hayır iki tokat atarsın değil mi? Ya da hem ne olduğunu öğrenmek için evet. Yani çocuğu susturum kızla konuşur ama çocuk doğru söylemeyecek yani. Ama kız ne kadar doğru söyleyebilir? Kızın da muhtemelen hiçbir şeyden haberi yok. Genelde öyle olur ya. Ya o kadar iyi niyetle düşünmeye gerek yok ya. Bazı kızlar var ki yani şimdi bunu da bir kadın olarak söylemek çok hoş değil ama ilişkide olduğunu bile ya tabii beraberliği de seçenler yok var. Yani gerçekten bu konuda kötü niyetli insanlar ne yazık ki var. Ben küçükken sadece filmler dizilerde oluyor sanıyordum ama gerçekten var. Günlük hayatta görüyoruz yani ne yazık ki. Sadece bu durumda bence karşındaki sevdiğim bir insan da olmasına gerek yok. Bir insana salak yerine... konmasına izin, arkadaşım yapsa da bu bir sorun bu arada. Evet. Yani bir insanın salak yerine konmasa ben göz yummak istemem. Çünkü birinin benim salak yerine konmama göz yumarsa kötü yani. Ben kötü de bir kelime söylemek istemiyorum da kötü bir şey kötü. Ve hani o karma çok inanıyorum. Ben de ona çok inanıyorum. Aslında bu anlamda senaryo karışık ama cevabı basit. Cevap doğru. Çok net. O zaman şimdi geldik videomuzun en eğlenceli kısmına, oyun kısmı. Evet. Ben önüme panoyu alacağım. Sana da ben bir kağıt parçası, A4 kağıdı uzatacağım. Arkada bizi bekleyen semboller var. 4'er adet. Senin çizdiğini ben artık ne kadar anlıyorsam o da benim yaratıcılığıma bağlı. Aynılarını çizmeye çalışacağım. Ben nedense çok iyi yapacakmışsın gibi hissediyorum ama... İnşallah yani bilemiyorum. ya da oyun öncesi bana motivasyon veriyor ki sonra oyunda çat çat vuracak. Belli olmaz. Göreceğiz. Çizimlerimiz iyi değil arkadaşlar. O yüzden şimdiden gözleriniz çok kanayacak. Gözleriniz kanayacak. Çok büyük bir şey beklemeyin. Bana çizmeye başlamadan önce bir tek sembolü gösterirsin. Onu ben görmeyeceğim. Tamam. Sonra başlarız. Biraz zor başlayacağız. Umarım bilemezsin. Cezanın ne olduğunu bilmediğim için seni biraz zorlamak istiyorum. Hadi bakalım. Sırtına umarım geçmez kale. Yani geçmez diye. Başlıyorum. Şey der. Geçse de canın sağ olsun. Hissediyor musun? Hayır. Sen tam yandan çizmeye başladın.
Güzel bir bilgi. Ben de bu arada Yasmin biraz da bize göstermek istedim. Tabii ki. Görüyor musunuz? Birazdan bak bilerek hızlı ilerliyorsun. Bak dur daha çok şey yapıyorum. Eyvah 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 çok alakasız gidiyorum. Adını mı yazıyorsun? Beter gibi bir keyif al. Bitti bu arada. Nasıl bitti? Gerçekten. Benim eserim daha bitmedi. O son yaptığı... Bir dakika. Son yaptığı hareketi tekrar edebilir misin acaba? Tabii. Bravo. Bu arada sonuncu doğru. Tamam. Bir dakika. Evet şimdi... Tahmin edebilir miyim? Evet. Et lütfen. Et. Ama bize gösterdi böyle çok iyi. Tarlabaşı. Tarlabaşı bravo. Ev mi? Evet. Ne alaka bu? Bir de çarpı falan koymuşum. Ya bacak bir şey benziyordu bu arada. Ne kadar doğru başlamışım. Evet sadece iki doğru yapacağım. Şimdi bak biraz daha yavaş yapacağım. Misin? Biraz daha yavaş yapacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada çok da bir farkı yok. Bu olması gereken. Evet. Bu da onun konstrüksiyon önceki hali. Aynısı. Ben mesela aynı. Wow. Keşke şöyle bir evde yaşasam. Bence yıkık iyi. Dökük. İyi bir başlangıç. Tabi sana iyi. Puanı aldı. Yok puan almadı. Ben alamadım. Peki ikinciye evet. Geçelim. Bu daha kolay. Bir şey söyleyeyim. Yavaş ilerleyelim. Aynı anda ilerleyelim. Evet, yavaş ilerleyelim. Tamam. Evet. Ama iyi çiziyorsun ha. O kadar laf ettin. Ya bu ne? Çizmiş yere bakacağım ben zaten. Tabii. Şimdi bak daha yavaş gidiyorum. Tamam. Şu an kağıdın dışına falan çıktık. Burada sabit olmayan bir yerde bir şey çizmek ne kadar zor. Hiç insan üzerinde resim çizmemiştim. Bundan sonra yeni vlogunda insan üzerinde resim sonu denemeli. Sonu güzelmiş bu arada. Sonu mantıklı ama... Olmadı mı yine? Bitti mi? Ne? Bir görelim Yasmin'cim. Ama bir dalgalı şey yaptım. Sonu mantıklıydı. Ben ne zannettim biliyor musun ilk başta? Deniz dalgası. Ondan sonra dedim güneş herhalde dedik. Açıyor meğer... Sonu iyiydi ama... Ama benzettim ya. Benim yani, kafası oldu, tepesi oldu. Bu çok oldu. Daha iyiydi. Üçüncü de olabileceğine inanıyorum. Hadi inşallah. Bu da güzel ha. Palmiye ağacı. Yakında Noel'e geldik. Evet. Hazır mısın? Evet. Palmiye ağacı. Çok dikkatli takip etmen lazım. Hadi bunu. Kesinlikle anlamadım. Aynı çizgilerin üstünden geçer misin bir daha? Kara karamsarımız güzel. Bir dakika şöyle bir gittin onu anladım ama buralara gelmedin. Peki. Ben bunu... Duvar mı çiziyoruz? Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır bu olamaz. Bu çiçek vaso. Ya bir şey diyeyim mi? Aslında benziyor. 0.2 puan olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok alakasız çiziyorum ya. Çok da güzel çiziyor. Hakkını da veriyor. Şu an kendimi kötü hissettim. Sorun bukette değil arkadaşlar. Sorun bende. Gayet de güzel çiziyorsun. Ya bu çok zor bir oyun mu acaba? Bu ben çok... De ya da bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi oturduğunda ben seni göreceğim. Ama bazı şeyleri tutturuyorum. Başak abla bir evet, 0.2 falan almam lazım. Bak şimdiki şeyi ya çok kolay yapacaksın ya da hiç yapamayacaksın. Diyorsun. Ya evet. Hep ya hiç. Aynen öyle bir şey. Bu ama en mi zoru? Hareketler çok basic aslında. Tamam. Biraz takip ettiğinde hadi bakayım. Yapabileceksin. Hatta özellikle çok basitleştirip çizeceğim. Bir daha yapıyorum. Üzerinden geçtim. Tamam. Tamam. Bitti. Bak. Tekrar yapıyorum. Vallahi ya böyle yapıyorsun ya böyle yapıyorsun. Ağaç, kütük falan olabilir aslında mi? Aslında iyi gidiyordun. Kütük mü? Ya niye iyi gidiyor?
Bakar mısınız ne kadar çok sevdiğine? Orada yapsaydın olmuştu. Ya şuraya bir şunu koysaydım, aynen, derdim ki benim mumum hafif çatlak. Üstüne yapsan oluyordu gerçekten. 0.50 ile yani. Ama azmime, en azından azmime. Ben şimdi çok heyecanlıyım. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Ben şu an benim hayatımın en özel şeyini çizeceğim. Bak tüyoyu verdim. Senden farklı olarak bir tık. Hmm. Genellikle vazgeçilmezlerimden biridir. Hazır mısın? Kahve falan mı acaba? Yok. Yatay tutuyorum. Hazır mısın? Ya bu ne çok zormuş bu. Hayır şu an çok bak yavaş gidiyorum. Ay birinin sırtında çizmek ne garip bir his. Bu kadar. Ay güzel çizdim be. Şu an kafamda kurgulayacağım yapmış olabileceğim. Aynalarını tekrar ediyorum. Film hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Dedim sana değil mi? Devam. Bu kadar. Hazır mısın? Hazırım. Döndüreyim mi? Bu arada bir şey diyeceğim. Çok iyi çizdim. Ve bu arada kahveydi. Ya hayır ya. Ama bir şey diyeceğim. Şike var. Hayır şike yok. Ama bir dakika. Böyle yaptı direkt kahvemi. Yani bir şey değil mi? Bak çizmişim sadece. Bu arada bak burayı ne güzel. Burayı bak ne güzel yapmış ama tutma yerine. Ben burada daha güzel çizdim ben ondan. Bunu anlamadın değil mi? Ben onu anladım. Böyle şeyler koydum. Şey, ona da mı 0.1? Bir şey değil mi? 1 bu ya. Ben 1 vermem. Ama bak, direkt dedin ya kahve. Dedim ki şimdi ben buna hayır dersem kahveden çok alakasız bir şeyler çizer dedim. İşte yemin hayır ederim dedin ya ben kahve seçeneğini eledim kafadan. Evet. Bence ki, bir puan hak ediyorum. Demek ki tüyo vermemek lazım. 0.5 diyelim o zaman. İyi hadi tamam. Bakalım. Tamam o doğru. 0.5 ile birbirini sıkılmadan. Heyecanlandım. Bence evet, kötü başlamadım. Evet. Görselimiz budur arkadaşlar. İnanılmaz güzel renklendirerek çizeceğim. Hazır mısın? Hı hı. Adım adım gidiyorum tamam mı? Şimdi bak. Renklendireceğin ne olabilir ki? Sen benim laflarıma çok takılıyorsun. Ya bir şey diyeceğim, kaç çizgi dağıtacaksın? Hayır. Çok fazla oldu. Bak anla diye vura vura yapıyorum canını acıtmayarak. Benim yemin ediyorum çizimim kuvvetlenmiş çizmeyle. Evet. Bir daha yapar mısın? Bak kaba taslağı yapıyorum. Dur bir saniye sileceğim baştan. Tamam. Ama bu şimdi biraz şikeye girmiyor mu? Ama ben de sana baştan. Hani, tamam. Ben buraya bir denklem şeye yanlış bir şeyler yapıyorum şu an ama. Yok bu olmayacak. Bak tek üstlerinden geçtim. En çok neyi hissettiriyorsa onunla devam et. Şu çizgileri çok net hissettim. Değil mi? Döndüreyim mi? Ama çok zor ya. Çok zor oyun geldi zor bu. Hazır mısın? Şoka gireceksin. Ya bir şey hissettin diyeceğim. Hissettin değil mi? Ama daha basic çizim çok zordu. Ama mesela bir dakika. Mesela şey yuvarlak, üçgen. Ha, böyle çok ben zor. Ben çok güzel çizdim ama. Yani şunun bakar mısın? Doğru. İyi çizmişim. Ama bir şey söyleyeyim mi? İmkansız yani bunu. Ya resmen o... Bir görelim çizdiğimiz şeyleri böyle. Aa olmuş. Ha yok onu yeni yapmış. Ben de bir an onu yaptı zannettim. Ama nasıl oldu o olmuş şeyi? Şey ha yok pardon gör. Arkadaşlar ben nasıl çizmişim ya? Dedim nasıl yani yanlışlıkla kenara dondurma yapmışım unuttum yaptığım şeyi. Bir şey söyleyeceğim ben buna bir puan veririm Başak abla. Ben buna bir puan veririm. Yapmışsın ya. Yani şimdi 0.50'deyiz yani. Sinirim bozuldu ya. Geçiyor. Kendi kendimi kandırıyorum resmen. Evet. Bu lütfen daha keşke şu an buralarda olsak diyeceğimiz
bir sezona ait. Daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü verdiğimde diyorsun ki kahve, yok bilmem ne. Hazır mısın? Hazırım, çok hazırım. Saçlarını da boyayayım mı? Aldım. Hazır mısın? Bak bu çok güzel bir şey. Evet. Bak dediğin gibi yapacağım, tamam mı? Detaya tamam. Girmeden. Tamam. Basic. İyi takip et. Bak büyük yapıyorum. Ay Arda'ki onu da yırtıyordum, dur. Detaysız hali bu mu gerçekten? Hayır desen ama anla diye, anla diye. Kaba taslak bitti. Hayır bak bana sadece bir kaba taslak kısmını yapsana. Tamam, kaba taslak kısmı yapıyorum. Hazır mısın? Dur. Tamam. Bir daha gidiyorum. Hı-hı. Yuvarlak yapıyor gibisin ama birleştirmiyorsun. Ama bak. Yukarısı çizgi gibi. Hı-hı. Bak daha fazla karıştırmıyorum. Çok güzel oldu. Ayıp da söylemesi, ben sizin diye demiyorum, şu an satışa çıkarım. Ben stres oldum ya, yuvarlak gibi ama çizgi. Ama doğru gidiyorsun, doğru gidiyorsun da sen şu an bayağı iyi çizim yapıyorsun. Öyle bir şey değil, o vazomsu hali doğru, o alt kısımlar doğru gidiyor. Üste iyi bak, bak bir daha yapıyorum üst kısmı. Hiçbir şey anlamadım. Ama ben artık döndüm, 3 kere geçtim üstünden. Bildiğin 3 boyutlu bir şey döndü bu. Ama burada olsak dedin. Mevsimde. Ha. Ben güneş falan bekliyordum. Yok güneş değil. Burada olsak mevsiminde. Yani biraz ama benziyor yani. Biraz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Temeli benziyor. Gibi. Niye biliyor musunuz? Orada da çizgi çalışması var, burada da. Yani dünyanın el alakasız şeyi değil. Yani bence. Ama yani bu da iyi ısırmış ama bakar mısın? Isırık işleri çok karıştırdı. Isırık işleri karıştırdı. Yoksa alt tarafını doğru yaptın zaten. Evet. Kaç o yüzden o çizgi burada? Zor. Yani 0,1 ancak. Tamam. Yani. O da bir şey. Yalnız böyle 0,1'leri sayıyoruz. 0,5'lere falan geldi. Ben 0,3'lerde falan kaldım. Onu da hatırlatayım ya. 0,5'tim. Şu an 0,6'yla zevkim. Falan. Ya şu an zevkini oynuyorum yani. Zaten şu an kazandım. Yok canım zevki mevki. Bunu bileceksin. Bakayım neydi? Çok merak ettim. Şöyle altındakileri karıştırma. Tamam mı? Bu. Tamam. Bu. Halleder mi? Kesin. Ben mi karıştırmayayım altındakileri? Şeytan diyor ki şu an yandan bak. Hadi bakalım hazır mısın? Hazırım. Al bakalım saçını sola. Evet. Hadi bakalım. Çizimimi konuşturuyorum şu an. İşte detaya girmem. Detaya girmiyorum. Ne? Değil. Tamam. Bir dakika. Hı. Bak üst üste aynı hareketi yaptım ki anla diye. Anlamadım ki. Ya bir dümdüz şey yapsana direkt en baştan. Onları da yapacağım bir daha. Ay ben de çizemedim. Neyse olduğu kadar olmadığı kadar olsun. Şimdi bak. Ya şöyle bir yamuk bir çizim. Doğru çünkü ya. yamuk çünkü. Doğrusun onda bak. Bak üst üste geçtim. Tarak falan mı bu? Bak. Ana tasa yapıyorum. Üçgen bu. Aynen. Değil mi? Yani o da bir sembol tabii. O da bir... Güneş mi bu? Benziyor. O da var tabii içinde. Sen kafanı karıştırdın. Ay ama soruyor şimdi. Ben de soruyorum. Güneşe benziyor. Sıdırdım. Ya çok zormuş oyun. Ama dedim sana. Arka tarafta olmak çok güzel. Önde çizemiyor gerçekten ya. Gerçekten beynim şu an çok karışık. Şu an sen bayağı bu arada Mısır'da piramitlere falan gitti. Evet bayağı öyle oldu. Ama ben halbuki Dominik adalarındayım. Güneş. Palmiye'ye bak. Palmiye de ölmüş ya. Palmiye de palmiye'nin yaprakları. Yaprakları yeşermiş. Yani ama peki ben üçgeni nerede hissettim? Sen yamuk hayır, çizdiğin şey neydi? Hayır, bu yamuk neydi? Olan böyle gittim ya. Bir bakalım. Şöyle. Bir bakalım. Anladım. Çizgiler. Evet, bence benziyor. 0-2 hak etti. Bence benziyor. Bence de. O yüzden de ikimiz de aşırı başarılı. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim palmiyeme bakar mısın? 0-5'e. Benim palmiye fazla muzlanmış. Bak. Olması gereken aslında olan. Ve ama zor bir şekilde. Zor bu arada. Ama ben dedim basic çizdim. Basic. O önce bu kadar oldu. Okay. Şimdi sıfır, hangimiz daha kötü kaybettik diye mi?
şirket kazanmış oldum. Hasanlı mı? İkinizin toplamının ancak 1 ediyor olması. O daha da üzücü. Evet, ama bir dakika. 0.5'e 0.8'i toplanınca 1 mi ediyor? Etmiyor. Hayır, ancak. Ben şey demişim ama yani. Ya dostu kazandı. Aa, hiç önemli değil. Ben burada rezilliğimle vezir oldum. Zaten cezam çizimim kötüydü. Neydi peki? Cezam felaket. Ne? Bu videonun yayınlanacağı vakitte story paylaşıyor olduğumuz zaman da ben sana karşı kaybettiğime dair şimdi seninle beraber bir story çekmek durumundayım. Benim ödülüm ne? Senin ödülün işte beni ezmiyor oldun. kazandın işte yani sen de. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Gördüğünüz üzere yine hakkaniyetiyle bir oyun oynandı. Hakkaniyetiyle kaybettim. Burada artık ben kanalımda gerçekten kaybedenler kulübünün resmi ama olarak... Ama bir şey diyeceğim, seçtiğimiz oyun, yani daha seçilen oyun aşırı zor bence. Ama güzel bir oyundu. Çok güzel bir oyun. Ama çok ne olur evde deneyin böyle sıkıldığınızda falan arkadaşlarınızla. Gerçekten hissedebilirim sana. Mesela diyorum ya nasıl hissediyor sana yaparken? Nasıl hissediyor? Bağ hissedilmiyor. Yok, gerçekten hissedilmiyor. Yani o çizgi nerede başlıyor, nerede bitiyor? Anlaşılmıyor. Neresine geliyor? Asla anlaşılmıyor. Asla. Ya da... Biz anlamamak için daha belki havadan mı çizdik, ne yaptık anlamadım ama çok eğlendim. Evet, çok güzeldi. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Arman, iyi ki tanıştırdın. Evet Arman'cığım, teşekkür ederiz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Birlikte buluşup Arman'ı çağırma işimiz zaten yok. Zaten öyle olacak. Zaten öyle olacak. Bir anda bir gidiyoruz mesela işte yoga kampında. Onlarken Arman bir burada yoksun ama. İzler artık, evet. Yapacak bir şey yok. Vallahi iyi ki geldin, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kazanmasaydın da olurdu ama yani artık neyse. Çok da bir şey uzatmıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse ben şimdi ters psikoloji yapayım. Ya ben beğenmezseniz beğenmeyin. Yorum yapmazsanız yapmayın. Abone olmazsanız olmayın. Aboneyseniz ama onu geri almayın. Onu bırakın. Ama dilediğinizi yapabilirsiniz. Dili de sakın açmayın. Zaten açmıyor bence. Ama hani açtıysan da kapalı kalmasın. Açık tut yani. Katılıyorum.